bekledilerek görmüştür. O Berk Paşa'yı da anımsamakta fayda var. FETÖ'cü savcıları 3. Ordu karargahına sokmamıştır. Evet. Sezgin Bey, bir kısa bağlantımız olacak. Çünkü bölgeden yeni döndü Tabipler Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Öktem. Ali İhsan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hatay ve İskenderun'daydınız değil mi? Yanlış söylüyorsam düzeltin beni. Şimdi bize hem devam eden sorunlar hem de çözülen sorunlar hakkında biraz bilgilendirir misiniz? Mesela su temiz mi? Elektrik var mı? Tuvalet sorunu ne kadar çözüldü? Sağlık hizmetleri düzgün verilebiliyor mu? Hastaneler ne durumda? Barınma ve gıda sorunu aşılabildi mi? Bize bir son durumu, bir de şehirler arasında bir fark var mı bu hizmetler açısından? Onu anlatır mısınız lütfen? Tabii ki ben sadece Hatay ve İskenderun'u değil, tüm bölgeye, tüm afet bölgesini gezdim. Tamam. Bazı yerleri iki kez gördüm. Dün de o bölgedeydim yine. Tabii ki Hatay'ı ve diğer illere baktığımız zaman çok belirgin olarak bir fark var. Öncelikle olarak Hatay'da devletin varlığına özel harekat timleri ve jandarmanın çok yoğun olmasıyla birlikte fark ediyoruz. Diğer illerde bunlar ne yazık ki yok. Diğer devletin yaptığı hizmetler açısından baktığımız zaman ne yazık ki şu an Hatay'a devletin elinin değdiğini söyleyemeyiz biz. Bu verilen her hizmet açısından böyle. Şu an şehirde temiz su yok. Elektrik bazı bölgelere veriliyor. Kurulan çadır kentlerde ne yazık ki yeterince tuvalet yok. Var olan seyyar tuvaletler çok çok yetersiz. Temizlik malzeme sıkıntısı var. Şunu söyleyebilirim ayrıca. Şu an Hatay ilinde 4 yol devlet hastanesi hariç kamu adına sağlık hizmeti verecek herhangi bir kurum yok. Tüm binalar yıkılmış durumda sağlık hizmeti veren. Sadece şu an Hatay'da İtalyan hastanesi var. İtalyanların kurduğu hastane. Onun üzerinden bir sağlık hizmeti veriliyor. Bu derece sağlık hizmeti açısından da kötü. Orada Hatay Tabip Odamız ve Türk Tabipleri Birliği'nden gelen gönüllü doktorlar üzerinden sağlık hizmeti veriliyor. Arkadaşlarımız orada depremzede olmasına rağmen ve diğer illerden gelenlerle birlikte köylere dahi giderek ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Çarpıcı bir örnek olarak şunu söyleyebilirim. Asi Nehri üzerindeki köprüde AFAD bir tuvalet kurmuş. Tuvaletin tüm atıkları Asi Nehri'ne gidiyor. Ne yazık ki böyle bir tablo da Hatay. Tabii ki buradan çıkacak bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar önümüzdeki en büyük tehlike. Bunun olmaması için arkadaşlarımız tabii ki yine de yoğun çaba gösteriyor. Ama havaların birden sıcak olması önümüzdeki bu tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Tabii ki siz eğer doğal afeti iyi bir şekilde yönetemezseniz bu yapay afete dönüşür. Hatay şu an ne yazık ki böyle bir tabloda. Eğer oraya bir devletin hizmeti gidecekse bunun en kısa zamanda yapılması gerekir. Çünkü zaten ilk baştaki arama ve kurtarma çalışmalarında çok çok geç kalındı. Şu an orada hala enkazlar kaldırılmamış durumda. Hala şehir diğer kentlerde olduğu gibi ne yazık ki temiz değil. Birçok açıdan ne belediye hizmetleri ne de diğer hizmetler sağlanmış değil. Evet. Peki salgın riskinden bahsettiniz. Havaların da ısınmasıyla birlikte. Bir de asbestten kaynaklı bir risk var. Öyle değil mi Ali İhsan Bey? Çünkü tabii, bugün tabii. Bizim muhabirimiz Ferit maskeyle çıktı yayına. Sonra merak ettim. Sordum neden maskeli? Uyarmışlar maskesiz dolaşmayın diye. Bu riskten de bahseder misiniz lütfen? Tabii mutlaka bölgeye gidecek arkadaşlar mutlaka FFP2, FFP3 veya N95 tipi maskelerle gitsinler. Çünkü gerçekten ben Maraş'a gittiğim zaman Maraş adeta bir toz bulutu halindeydi. Çünkü sürekli artçı depremler oluyor. Onun kaldırdığı toz var. Bir taraftan enkaz çalışmaları var. Onun kaldırdığı bir toz var. Bir de bölge kış şartları itibariyle oldukça rüzgarlı. Kentler adeta bir toz bulutuna dönmüş durumda. Bu tabii ki şu sakıncaları beraberinde getiriyor. Öncelikle solunum sistemi hastalıkları çok artabilir ve artmış durumda özellikle gripal enfeksiyonlar. Ancak ondan da öte
akut dönemde veya kronik dönemde veya uzun dönemde solunum sistemi hastalıklarının artma olasılığı çok çok yüksek. Bunun en büyük tehlikesi ise akciğer kanseri riski giderek artabilir. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Bu nedenle mutlaka bölgedeki tüm herkesi, yani enkaz kaldırma çalışmalarına tüm sağlıkçı arkadaş veya oraya giden herkes veya oradaki vatandaşın mutlaka maske kullanması gerekir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Var mı sorunuz? Peki, çok teşekkürler Ali İhsan Bey katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sözünüzü kestim, buyurun. Şöyle, evet. Ben Fikret abiye katılıyorum. Yani sonuçta ordu dediğimiz kurum sadece yani savaş zamanında görev yapacak veya işte yani savaşla ilgili bir görevi olan kurum değil aynı zamanda. Yani afetler de, yangınlar da, depremler de sonuçta savaş etkisi yaratabilecek ortamlardır. Ordu buna göre konuşlanmış, buna göre eğitim alan, buna göre eğitim veren bir kurum. O nedenle insanlar zorunlu askerliğe gidiyorlar aynı zamanda. Dolayısıyla eğer bu afet zamanında, hele hele yani bir savaş etkisi gibi oluşmuş bir afet zamanında ordu anında harekete geçmiyorsa nasıl harekete geçecek? Anında harekete geçmesi lazım. Bir de birçok imkanları var gerçekten. O imkanların çoğu ortadan kaldırılmış. Peki biraz neden önce, geçirilmedi bakın sizce? Biraz önce ifade ettim. Yani şimdi savaş zamanında bu ordu yani eğer bir dereden geçmek için köprü kurmayacak mı? Nasıl geçecek? Ya da binlerce askerini nasıl doyuracak? Nerede yatıracak? Buna göre de imkanlar var. Savaş zamanında değiliz, afet zamanındayız. Bakın bu kentler savaş filmlerindeki gibi savaştan çıkmış bir görüntü ortaya koydular. Antakya, Adıyaman, Malatya bombalanmış gibi. Dolayısıyla yani buna göre konuşulmuş, eğitim almış ordunun mensuplarının hemen harekete geçmesi lazım. Niye geçmediler? Geçmediler. Bunu soran Hulusi Akar'a. Kendisi Genelkurmay Başkanlığı yapmış. Ordu Komutanlığı yapmış. Şimdi Milli Savunma Bakanı neden geçmedi? Sonra versin hesabını. Herkesi ikna edecek şekilde söylesin. Söyleyebiliyor mu? Hayır. İnandırıcı mı? Hayır. Güven veriyor mu? Hayır. Açık açık. Bizim muhatabımız tabii ki Milli Savunma Bakanı'ndır. Bunları soracağız. Niye işte bakın biraz önce örneğini verdi Fikret abi yazmış da 99'da her yerde her enkazın başında üniformalı asker vardı. Her enkazın başında 3-5 saat sonra vardı yani sonuçta. Gönüller de vardı evet. Kızılay da vardı evet ama şimdi yok, kimse görmedi. Neden harekete geçmediler? Söylesinler kendileri. Yani yol mu yoktu, başka bir şey mi yoktu, ne yoktu? Talimat mı gelmedi? Erdoğan mı talimat vermedi? Ondan izin mi alamadınız? Ne oldu? Söylesinler ya. Ya savaş olsa Türkiye'yi bombalasalardı 2 gün sonra mı sahaya çıkacaktınız? 3 gün sonra mı sahaya çıkacaktınız? Bakın bir de şu var bakın. Yani sonuçta yazılmış 99'da rapor. Bu parlamentonun yazdığı raporlar da var. 99'dan sonra, 2010'dan sonra yazdığı raporlar var. Bu hükümete ve devletin bütün kurumlarına yazdığı öneriler var. 500 sayfalık, 600 sayfalık. Devletin bütün birikimlerinden faydalanmış raporlar var. Bir tanesi bugüne kadar yerine getirilmemiş bu hükümet tarafından ve devletin diğer kurumları tarafından. Bakın daha da önemlisi, hepimiz vergi veriyoruz her ay. Ödediğimiz telefon faturaları üzerinden, internet üzerinden, kablo telefon üzerinden her ay vergi veriyoruz. O kanunun bir amacı var çıktığı zaman. Her maddenin gerekçesi var. Her maddenin. Neden bu vergiye ihtiyaç duyulmuş ve verilen bu vergilerin, bizden anlamı bu vergilerin nereye harcanacağı konusunda kanunun genel gerekçesinde ve madde gerekçesinde hükümler var. Bizden 20 yıldır vergi arıyorlar. 2003'te bu vergi 99 depreminden sonra geçiciydi. 2003'te kalıcı hale geldi. Bakın 20 yıldır yaklaşık bizden düzenli olarak vergiler almış ve bu vergiler bir hesaplamaya göre 38 milyar dolar. Ben sordum, cevaplarını aldım. Bakın elimde bir şey var. Sorduğum soru var. 2020 yılının Kasım ayında sormuşum. Sorduğum soru şu. 2002-2020 yılları arasında, yıllar bazında 11 Kasım tarihi itibariyle deprem vergileri nerelere kullanılmıştır? Soru bu kadar. Maliye Bakanı'nın bana verdiği cevap. Cevap sadece şu kadar. Ne diyor cevapta? Cevapta şunu söylüyor. Bu çerçevede
belirli gelirler karşılığı olarak belirli harcama kalemleri veya projeler için ödenek tahsis edilmemekte. Yani biz vergi için topladığımız paraları, deprem için topladığımız paraları depremle ilgili projelere tahsis etmedik. Yol yaptık demediler mi zaten? Bakın, onu 2010'da, 2011'de söylemişlerdi Van depreminden sonra. Maliye Bakanı. Hazine Birliği kapsamında tüm gelirler halkımızın hizmeti için yapılan tüm giderlerin karşılanması amacıyla kullanılmakta. Yani adı deprem vergisi. Evet. Yani bakın bütçe birliği diyorlar. Ya ama bu kanunun bir özel gerekçesi var. Biz bu vergileri olası bir depremin sonuçlarını en aza indirmek, insani maliyetini en aza indirmek, fiziki maliyetini, çevre maliyetini en aza indirmek için veriyoruz. Tıpkı işsizlik fonu gibi sizin. Evet, onun gibi. Evet. Bunun için harcamak zorunda. Bunu yapmışlar mı? Yok. Bakın bu harcama kalemlerini bu şekilde kullanan bütün maliye bakanları en açıkça söylüyorum görevini kötüye kullanmıştır. En açık tabiriyle bakın. Bu cevabı verenler dahil olmak üzere. Başka bir şeye kullanamaz değil mi? Kullanamaz tabii. Yani yasal olarak bakın, deprem için bir vergi topluyorsa yani deprem için kullanmak İsterseniz tabii böyle gerekçe yazarsınız. Dersiniz ki biz işte bütçe prensipleri gelince, bütçe birliği prensibince alırız. Genel gelirlere koyarız. O genel giderlerden de işte giderlere harcarız. Bunu dersiniz. Ama diyemezsiniz.